Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte SGCam M20 incelemesi yapacağız. Kamerayı Gearbest üzerinden aldım. 92 dolar olması lazım. 2 dolar da sigorta yaptırdım. 94 dolara geldi bana kamera. Kamera D-Pax kargosuyla geldi. Avusturya kargosuyla. 2 Ağustos'ta sipariş verdim. 12 Ağustos'ta elime geçti. 10 günde Çanakkale'ye geldi. Normalde bu kamerayı 12 kamera geldiğinde bir açılış videosu çekmiştim. Fakat kamera hakkında pek bilgim olmadığı için, kamerayı pek bilmediğim için yeniden çekme ihtiyacı hissettim. Onu yayınlamayacağım. Kamera işte orijinal mi değil mi? İşte şurada kodunu da açmadan onu deneyeceğiz. İçine bakacağız. Bir de örnek çekimlerini falan atacağım. Bakacağız kameraya. Şu kutusunu bir açalım ilk baş. Çok güzel bir kutusu var. Ben Xiaomi ile ilk kameram benim bu. İlk aksiyon kameram. Xiaomi'yi alacaktım aslında. Sonradan bu kamerayı gördüm. Görüntüsü pek hoşuma gitmedi. Ben dedim yine Xiaomi alırım. Xiaomi bildiğimiz marka iyidir falan filan diye. Sonra işte örnek çekimler geldi. İnceleme videoları geldi. Daha hoşuma gitmeye başladı benim. Fotoğraftan daha güzel gözüküyor. Emin olun. Ya bu kamera almaya karar verdim ondan sonra. Memnunum da. Güzel kamera. Kamera şurada dursun. Bir aksesuarlarına bakalım. Ondan sonra kamerayı işte açı ayarlarına, Türkçe yapmaya, telefonla bağlamaya geçeceğiz hepsini. Şuradan bir tabi bunların yerleri farklı. Ben açtım, kurcaladım biraz. Burada bir USB kablosu var. Bu kablo hani dandik bir kablo değil, iyi bir kablo. Fena değil. İşte burada yedek yapıştırıcılar var. Sticker'lar, 3M'ler. Burada uzatma aparatı var. Hani hemen uzatmak için, bir ekleme için. Yani mesela küçük bir yerde yetmedi. Bunu buradan bağlayarak uzatabiliyorsunuz. Şurada yön değiştirme var. 90 derece değiştiriyor aynen. Mesela bu kamera. Şunu bağlıyorsunuz. Bağlayamadım. Allah Allah. Bu kamerayı bağladığınızda birazdan göstereceğim. Mesela gidonda falan ters yön var. Onu sıfırlayabilirsiniz. Onu da göstereceğim şimdi. Sonra burada işte sörf tahtasına kaska bağlamak için açısı ayarlanabilir düz aparat var. Burada onun yamuğu var. Hani biraz daha eğri olanı. Bu düz. Şöyle gözüktüğü gibi. Sonra bunlar da açı ayarlaması, direkt kaska ve sörf tahtasına gibi malzemelere bağlamak için. Burada bisiklet gidonuna bağlama aparatı var. Fakat ben bunu bir anlayamadım. Acaba bunda bir terslik mi var? Ben mi yanlış biliyorum diye. Benim bildiğim gidon, hani şu an gösterdiğim, elimle paralel şekilde olur. Gidonu buna bağladığımızda kamera bu sefer sağ veya sola bakıyor şekilde olacak işte. Bu aparat sayesinde ön arkaya baktırabilirsiniz şeyi. Tabii düşürdük şu an. Ön arkaya baktırabilirsiniz kamerayı. Hem kısa. Bir de bunun uzun olanı var. Şurada uzun olanında. Uzun olanında bu. Bu da uzun olanı. Biraz da yükselmesini istiyorsunuzdur belki. Bununla yapabilirsiniz. Burada göğüs ve bu kask aparatlarına, göğüs, kafa, omuz aparatlarına bağlamak için var. Şöyle göstereyim hemen. Şurada bir düzleyelim ilk başta. Şuna şu şekilde takıyorsunuz. Biraz zorlamak gerekiyor. Öyle kolayca girmiyor. Şu an oturdu yerine. Böyle. Çıkarken de şunu şuradan kaldırıyorsunuz. Şurasını. Şurasını. Kaldırıp ittiriyorsunuz. Neden yapamadım? Tabi yapamadım şu an. O kaldırıp ittiriyorsunuz. Ben niye yapamadım ya? Dur.
Olmadı. O kaldır bitireceksiniz. Bu kamerayı tripoda bağlama aparatının bir parçası, onu da göstereceğim. Fakat şu an ben de telefon tripod tutucu olmadığı için onunla telefon tripod tutucu yaptım. Telle bir şeyler bağlayarak onu da göstereyim. Fotoğrafını çeker gösteririm. Bu şurası, ya şurası işe yarıyor da burasının şunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Fakat bu işe yarayabiliyor. İşte selfie çubuğuna falan bağlarken açıyı ayarlamak için veya tam oturmadığında bunu kullanabilirsiniz. İşte buradan bez çıkıyor. Sticker var. Kullanma kılavuzu var. Bu arada kullanma kılavuzu Türkçe değil. Fakat kamera Türkçe. Türkçe yapılabiliyor. Şunları şöyle bir şey görelim. Kameraya gelelim. Kameranın pil haznesi bu şekilde açılıyor. Şöyle şurasını çekiyorsunuz. Açıldı. Burası demir. Demir olması gayet iyi. Kopma gibi şeyler olmayabilir. Buradaki bataryası 900 mAh. Küçük güzel bir batarya. Tabi bunun yedeği alınabilir. Yedeği alın, aha, alırsınız illa. Bu arada Gearbest göndermiyor bataryayı Türkiye'ye. AliExpress'ten almanız gerekiyor. Banggood'da göndermiyor galiba. Ben öyle biliyorum. Kamera açıldı şu an. Kamera şu an şey modunda, video modunda. Şurada görebilirsiniz, video işareti var. Bir kere güç tuşuna bastığınızda kamera moduna alıyor kendini. Bu şekilde çekiyorsunuz fotoğrafları. Bir kere daha buna bastığınızda bu sefer ana menüye geliyor. Ana menüye geliyor. Burada işte asıl ayarları yapabiliyorsunuz. İşte video kamera moduna geçebiliyorsunuz. Kaydı izle diyebiliyorsunuz. Aralıklı kayıt. Slow motion. İşte su altı modu var. Yanlışlıkla tıkladım. Sonra FP ev kol şey var. Bu dronelarda canlı görüntü almak için galiba. Hareket algılama, araç modu var. Bu eşleştirme var. Bu kol saati ve tripod'da gelen kumanda için. Tabii ben onu erken, kamerayı erken aldığım için bana bedavadan gelmedi. Fakat almayı da düşünmüyorum pek. Yani su geçirmezse alınabilir bir şey. Su geçirmez yazıyor ama su geçirmiyor diyenler de var. Tam hani emin olamadım. Test. Kamera kendi kapattı arkadaşlar. Isındığı için. Telefonla çekiyorum şu an. İşte bu kumandayı buradan eşleştirebiliyorsunuz. Burada kurulum var. Kurulumdan şimdi Türkçe yapmayı göstereceğim. Yine şuna basmayın arkadaşlar. Bu çıkıyor menüden. Ben yanlışlıkla çıktım. Kurulum. Fotoğraf çekme tuşuna basacaksınız. Şu kayıt tuşuna. Çözünürlük kayıt döngüsü. Buradan Türkçe yapmayı göstereyim ilk baş. Burada işte Wi-Fi şifresini falan görebiliyorsunuz. Dil. Dilden Türkçe'yi seçebilirsiniz arkadaşlar. Türkçe var. Çok iyi bir şey bu. İşte ondan sonra döndür. Bunu ilk defa deniyorum. Ha, ters döndürüyor. Bilmiyorum tam iyi bir şey değil mi ama tabii tuşlar yine şey. Kapalı yapalım şunu. İşte ekran koruyucular var. Bunu da ha, bir dakika sonra ekran koruyucu giriyor kendi kendine. İşte ışık ayarları. Bip sesi. Şu gelen bip sesini kapatabilirsiniz. Şöyle kapanabiliyor bip sesi. Hani mesela bir çekim yapacaksınız. Sessiz olması gerekiyordur. Burada kapatabilirsiniz. Şimdi açık kalsın şimdilik. İşte otomatik kapama var. Belli bir zaman sonra kapanabiliyor. Tarih zaman ayarını buradan yapabilirsiniz. Lisans no ayarı. RAW dosyası şeklinde hani düzenlenebilir fotoğraf şeklinde alabilirsiniz. ISO ayarları var. 1600 var. Renk ayarları. Ben yanlışlıkla bunu ilk video çektiğimde siyah beyazda bırakmışım. Çektiğim bütün örnek videolar çöp oldu maalesef. Hani buradan normalde kalsın bu. İşte beyaz dengesi, keskinlik, kalite, resim boyutu. İşte 16 megapiksel de benimki. Benimki 16 megapiksel. Ben 16 megapiksel aldım. İlk geldi de 12 megapiksel. Yok, 14 megapiksel olarak geliyor. Değiştirirsiniz siz.
Bunu bilmiyorum ne olduğunu kayıtta. İşte TV modu var. Ses yükseltme. Gyro, yani bu gyro çok iyi bir şey. Video çekerken elektronik gimbal özelliği. Mesela siz salladığınızda kendisi otomatikken yazılımla bunu düz bir hale getiriyor. Bunun da işte açık ve kapalı şekilde örnek videolarını atacağım size. Fov bu açıya ayarlıyor. Açıya ayarlıyor şu an. Mesela kapalı. Kapalı ne şekilde aldığımı bilmiyorum da bu biraz daha dar. Bu daha da dar. Bu bayağı dar açı oluyor. Onu biliyorum, denemiştim çünkü. Onu da örnek videolarını atarım. İşte çözünürlük var. 4K 24 fps. Bu arada benim şu anki tabii düşürdük. SD kartım çok iyi bir SD kart değil. O kamera yine kendini kapattı maalesef. Şu anki SD kartım benim çok iyi bir SD kart olmadığı için 4K çekim yapamıyorum. İnşallah alacağım. Samsung Evo Plus veya Nitek U3 düşünüyorum. İşte yurt dışından beklemek istemiyorum. Büyük ihtimalle Samsung alacağım. Bu normal bir 10, klasman 16 GB hafıza kartı. 1080p de yetiyor şu anlık. İşte sürüm ayarları var. Varsayımları, biçimlendir, sil, Wi-Fi şifresinde bunlara geldik. Kamera bu şekilde arkadaşlar. Kameranın telefonla bağlanması ve telefonla yapılan ayarlarını göstereceğim şimdi. Telefonla çektiğim için gösteremiyorum şu an bu kamera karşısında. Telefonda ekran görüntüsü olarak göstereceğim. Hani başka kameram olmadığı için maalesef bu şekilde göstermek zorundayım. İzlediğiniz için teşekkürler. Şimdi telefonda şeyi göstereceğim arkadaşlar. Bir de örnek videoları da atarım sonuna. Merhaba arkadaşlar. Şimdi SGCam M20'yi telefona bağlamayı göstereceğim. Tabii kamera şu an kendi kapandı. Bir dakika. Kamerada üst tuşuna basarak Wi-Fi açıyoruz. Şu sağ taraftaki tuşlardan üste basarak zaten orada Wi-Fi logosu var. Tıklayarak Wi-Fi açıyoruz. Buradan Wi-Fi gelerek şu an M20'ye bağlandı. Buradan Google Play'de iki tane uygulama var. SGCam HD ve SGCam Zone diye. Bu SGCam HD gerçek uygulaması değil. SGCam Zone gerçek uygulaması. Hatta bu kabındaki şeyden ben tarattım bunu. QR koddan. Oradan okuttum. SGCam Zone uygulamasına geldi. Buradan Connect Your Camera'ya tıklıyoruz. Şu an kameraya bağlandı. Tabii bir iki tane gecikmeli geliyor. Buradan isterseniz fotoğraf çekebiliyorsunuz. Yani şu da arkadaşlar. Daha demin demiştim. Telefonu tripoda bağlayacak aparat yoktu. Bağlamam gerekti diye. Kabloyla bağladığım şey. Bu aslında şeyin ne anladı? M20'nin tripod tutucusu. Şunu şuradan bir çıkartayım. Çıkaramadım. Şöyle kalsın. Tripoda bağlama aparatı. Çıplakken, şu şekildeyken. Hani kendisini bağlayabiliyorsunuz böyle. Bununla buradan tripoda bağlayabiliyorsunuz bunu. Böyle bir şey. Şu an kameranın işte ne çektiğini, ne yaptığını görebiliyorsunuz. Buradan şu aya tıkladığınızda işte buradan 1080p 60 fps, buradan 2K'ya, telefonda 2K yazıyor sadece, 4K yok. Ne olur bilmiyorum. Şimdi buradan farklı ayarlara gelebiliyorsunuz. Video timelapse. İşte fotoğraf kalitesi. 14, burada da en fazla 14 megapiksel var. Evet, öyle. İşte buradan değişik ayarlara gelebiliyorsunuz. Uygulama Türkçe değil. Buradan Wi-Fi'sini ayarlayabiliyorsunuz galiba. Veya ben ayarlamaya çalışayım, ayarlayamadım ama bir daha deneyeyim. Şöyle bir deneyelim. Şu an başarılı diyor fakat değiştirmedi. Tabi de bakalım değiştirmiş mi diye. Yine ayarları tıkladım. Değiştirmemiş. Herhalde değiştirmiyor. Öyle kalıyor. Buradan işte farklı işte take pictures, değişik fotoğraf çekme ayarlarına falan gelebiliyorsunuz. Burada bataryayı gösteriyor. Şu yukarıda burada Wi-Fi açık olduğunu gösteriyor. Bu menü önceden çekilmiş fotoğraflar. Aa, bu çok iyi. Buradan indirebiliyorsunuz direkt telefonunuza. Bu cidden iyi bir şey. Mesela buradan son çektiğiniz buradaki videoyu buna kendinize indirebiliyorsunuz. Doğru mu? Doğru. İndirildi şu an mesela. Bu çok iyi bir şey. Hani
Bu kameradan çektiğiniz dosyayı direkt telefonunuza indirebiliyorsunuz. Bu cidden iyi bir şey. Başka özelliği yok herhalde. Bunun ben tam bilmiyorum. İşte app setting var. Şu anlık pek bir şey yok. Bunu zaten su altı çekimini de yapacağım. Ben suya sokmak için su altı çekimini de yapacağım. Gyrosensör on off şekilde de çekimlerini yapacağım. Örnek çekimlerini hepsini atarım. Bu bir iki sene gecikmeli geliyor. İşte olacak o kadar. Hani, gecikmeli zaten kamera yok şu an. Şu anlık bu kadar arkadaşlar.